tenimizin bu kısmında Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu'yla devam edeceğiz. Hoş geldiniz ilk öncelikle. Efendim hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum sizlere ve TVM ailesine ve TVM yöneticilerine bu olana bizlere Doğru Yol Partisi'nin görüş ve düşüncelerini aktarma adına bu şansı bu ...zamanı bize tanıdığınız Biz için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Son günlerde siyasetin en sıcak başlıklarından biri... ...Kanal İstanbul projesi. Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip Erdoğan... ...Kanal İstanbul projesi için... ...muhalefete isteseniz de istemeseniz de... ...proje hayata geçirilecek dedi ama... Evet. ...muhalefetse proje için cinayet ve ihanet olarak bakıyor. Siz yeni kurulacak şehir için neler söylemek istersiniz? Valla müsaade bu şehirden önce... Kanal İstanbul deniyor ama aslında doğru ifade İstanbul kanalıdır. Bunu hemen burada belirtelim değerli hmm. izleyiciler için. İstanbul kanalı proje olarak açıkçası e, 3-4 boyutu olan bir projedir. Bir, güvenlik yönü vardır. İki, gelir sağlama. Üç, çevreye zarar verip vermeyeceği, çevre koşulları ile ilgili yani doğaya herhangi bir tahribat yapmayacağı ve benzeri birkaç konu. Ama her şeyden önemlisi ilk etapta Türkiye'nin öncelikler sıralamasında yeri nerededir? Şimdi 115 milyar TL maliyeti olduğu bugünden söylenen ki Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti bu rakamı İstanbul kanalının, Türkiye'nin öncelikleri arasında ben bir sıralama yaparsam Türkiye'nin ivedi öncelikli ihtiyaçlar arasında 100 tane alt alta acil ihtiyaç diye yazarsam 99. Gelir? sıraya bile İstanbul kanalını yazmam mümkün değil. Bu vicdanen mümkün değil. Neden peki? Sadece bilimsel olarak değil. Hı hı. vicdanen ve Türkiye'nin gerçeklerinin bize dikte ettirdiği bir sonuçtur. Ancak, Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyi hayata geçirmekte geç bile kaldık demişti. Efendim bu tamamen bireysel bir görüştür. Saygı duyuyoruz ama bireysel görüştür. Bilme, akla, mantığa ve Türkiye'nin ihtiyaç ve gereksinmelerine hiçbir biçimde ihtiyaç olmayan bir şey. Ayrıca Türkiye'nin güvenliği anlamında yani Möntro Anlaşması'nın daha sonraki yıllarda bize vereceği, şu an verdiği yetkilerin bir bölümünün tırpanlanması hatta yok edilmesi daha mümkün olabilecektir. Şimdi bakın çok ilginçti. Bir de deprem olayı var. Diyorsunuz işte depremi tetikler mi deniyor? Kimi evet, kimi hayır diyor. Depremi tetiklemese bile Muhtemel bir Marmara depreminde ki bu daha önceki dönemlerde gördük avcılar e, ve ben, büyük çekici ve benzeri bölgelerde ne tip tahribatlar olduğunu gördük. Ve Marmara depreminin şiddetini hepimiz hatırlayacağız. Şimdi böyle bir deprem vukuunda ee, o bölgede yani başta büyük çekmece ve avcılar bölgesi olmak üzere ne kadar büyük bir tahribat olabileceğini bugünden kestirmek mümkündür. Çünkü ne oluyor? Şimdi 45 kilometrelik bir su kanalı 275 ila 500 metre eninde bir Kanalından bahsediyoruz. Evet, bu kanalın de. yer değiştirmesi bir toprak altı hareketiyle çevredeki e, konutlara ve insanlara verebileceği zararı hayal bile etmek istemiyoruz. Ayrıca az önce dedim ki bu kanalın bir de mantığı olması lazım. Dünyada kanallar vardır. Evet Süveyş kanalı binlerce kilometrelik yolu kısaltır. Değil mi? Panama kanalı yine öyle on binlerce kilometrelik yolu kısaltır ve gemiler tercih ederler. Oysa bakıyoruz İstanbul Boğazı'na. Yani her geçen yıl azalan gemi trafiği var. Özellikle Bakü-Ceyhan hattı, doğalgaz hattının yapılmasından sonra tankerlerin Karadeniz'den gelerek işte Ege Akdeniz'e çıkma gereksinmeleri iyice azaldığı için artık bundan sonra gemiler her geçen gün azalıyor. Bu son 3 yıla bakıyoruz 13.500 gemi her yıl azalmış. Bu ne demektir? Gemi ihtiyacı hissetmeyecektir. Ayrıca da neden? Şimdi siz diyorsunuz ki 5 milyar dolarlık bir gelir bekliyoruz bu kanaldan, yapılacak kanaldan. Oysa ya yani bedava geçeceği boğazı neden tercih etmesinde 50 bin, 100 bin dolarlık bir ödemeyle üstelik de 15 kilometrelik yolu 40, 30, 45 kilometreye çıkaran bir yani uzatan bir kanaldan geçsin gemiler. Bunu anlamak mümkün değil. Benim gördüğüm kadarıyla burada Türkiye'nin gerçek gündemini örtmek için gündem yaratıp farklı noktalara insanların fikrini çelme adına özel bir e, yani algı yönetimi ve toplum mühendisliği çalışması var. Peki Çünkü, altında mes yatan mesaj nedir? Mesaj şu: Türkiye'nin böyle bir bütçesi yok. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Biz gerekirse devlet bütçesinden de. Bunu karşılarız. Yani yap işlet devlet olmayabilir dedi. Ve iki kanalın sağından solundan araziler az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nda dinledik satıldığını görüyoruz. Yani orada bir beton ve rant ekonomisi doğacaktır bu kesin. Ayrıca İstanbul'un zaten 17 milyon olan nüfusu 18-19 milyonlara taşınacaktır. Trafikten e, kent güvenliğine kadar birçok konuda ciddi problemler çıkacağından hiç kuşkumuz yok. Artı yani bunun sebebi nedir? Sizin eğer 115 milyar TL'niz varsa yani 20 bin 20 milyar dolar gibi bir kaynağınız varsa bunun Türkiye'de çok ciddi sorunlar yaşandığı bir süreçte. Yani 65 milyon insan açlık ya da yoksulluk sınırında yaşıyor bu ülkede. Siz bu insanların mutluluğuna, bunun refahına harcayacağınız paraları neden hiç gereği olmayan, İvedilikler sıralamasında, öncelikler sıralamasında 99. sıra daha yazılmaya gerek olmayan bir projeyi bu bizim önemli projemizdir diyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin güvenliğini düşünmüyor musunuz hiç? Bakın Möntra Anlaşması bize 1936 yılında Boğazlar'ın tam hakimiyetini vermiştir. Şimdi siz ona paralel bir suni kanal ki dünyada doğal kanalın olduğu bir yere çok yakın bir yerde yapay kanal atışıldığı hiç görülmüş değildir. Bu da dünyada ilk olacaktır. Çünkü doğal bir kanalımız var zaten. Ve her geçen trafiği azalan bir kanal İstanbul boğazı üstelik de. Şimdi bunu niçin yapıyorsunuz? Bunu tam açıklamak mümkün değil. Demek yani... ki söylediğinizi aslında değinmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kanal İstanbul çalıştığı toplantısı düzenlendi. Evet. E, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, 2011'den bu yana aslında söz konusu gündemde değildi proje. E, ta ki e, Büyükşehir Belediyesi'ne Ekrem İmamoğlu gelene kadar bunun sebebinin de İmamoğlu'nun olduğunu söylemişti. Siz de deminden öyle bir e, cümle kullandınız ama bu doğru mu? Şimdi evet. Ne yazık ki bunu da söylemek zorundayız. Bakın şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kadrolar ve Sayın Cumhurbaşkanı bir partinin Özellikle genel başkanı olarak da görev yapıyor aynı zamanda. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı, aynı zamanda bir partinin de genel başkanı ise tarafsızlık ortada olabilir mi? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Kesinlikle düşünülemez. Nitekim bu belediye başkanları toplantısında bile e, muhalif belediye başkanlarını eleştirmek gibi bir e, durum da söz konusu oldu. Yani siz cumhurbaşkanı olarak, her tarafa eşit uzaklıkta olması gereken ve yani eğer muhalif bir partinin genel, e, belediye başkanı bir proje yapıyorsa bile eğer olumluysa ona pozitif yaklaşmanız gerekir. Oysa gördüğüm kadarıyla ciddi bir siyasi tercih kullanılıyor Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ve neticede gelinen noktada orada biliyorsunuz e, bazı şeyler konuşuldu. Daha sonraki toplantıda bazı tatsız durumlar oldu. Sayın İmamoğlu terk etmek zorunda kaldı toplantıyı. Bunlar olmaması gereken şeyler. Bakın Cumhurbaşkanı Tüm Türkiye'nin çimentosudur. Kağıt üzerinde tabii. Ancak bugün öyle mi? Hani ayrımlar, bölünmeler, itmeler, ötekileştirmeler gırla gidiyor. Hemen hemen her konuda. Oysa Cumhurbaşkanı mesela bir örnek. Ya sizden çok nazik bir şekilde randevu isteyen İstanbul gibi bir e, ilin belediye başkanına neden randevu vermezsiniz? Yani siz kimlerle, artistlerle görüşüyorsunuz, tiyatrocularla görüşüyorsunuz, sizin Çoğu kez sevdiğiniz, sempatik bulduğunuz evet. insanlarla rahat rahat görüşebiliyorsunuz. En son dün dört sayfalık bir mektup verdi Erdoğan. Evet elden verildi. Başka Nasıl çaresi yoktu çünkü. Efendim? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim, bu üzücü. Türkiye'nin demokratik süreci adına son derece üzüntülü. Ya bir belediye başkanı, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kaldı ki hiçbir saygısızlığı olmamıştır bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'na. Gayet sıcakkanlı, sempatik, saygılı davranmıştır kendisine. Buna rağmen neden başka türlü iletişim kurulamadığı için bunu elden vermek zorunda kaldığını görüyoruz. Peki neden Erdoğan İmamoğlu'nun çağrısına cevap vermedi? Efendim, bu da çok güzel bir soru aslında tebrik ediyorum size. Neden biliyor musunuz? Neden vermedi? Çünkü kendine rakip görüyor kendisi. Bugün Türkiye'de belki de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta alt edebilecek Türkiye'de sivrilen 3 kişi sayılabilirse bunun birinci sırasında Sayın İmamoğlu var. Bunu Türkiye görüyor. Yani taraflısı da, tarafsızı da, muhalifi de herkes görüyor. Dolayısıyla kendisine puan kazandırabilecek bir iletişimi Türkiye'nin faydasına bile olsa gereksiz buluyor. Benim başka türlü bir açıklamam olmaz böyle bir konuda. Çok net görülüyor üstelik de. Çünkü size bir saygısızlığı olmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı siz neden 10 dakika yarım saatinizi ayırmazsınız? Yani biz sarayda neler olup bittiğini, kimlerle görüşüldüğünü görüyoruz. Gazetelerde de görüyoruz yani. Hiç önemi olmayan kişiler bile orada randevu bulabiliyor. Özetle Türkiye'nin çimentosu ve Türkiye'yi birleştiren gerçek bir e, otorite olan Cumhurbaşkanlığı süreci ne yazık ki taraflı bir Cumhurbaşkanlığında kayıverdi. Ve bugün gelen noktada bunun acılarını çekiyoruz. Bakın ben seçimden önceki süreçlerde ve seçimden sonra da şunu söylemiştim muhtelif televizyonlarda. Umarım Sayın Erdoğan bundan sonraki süreçte artık tüm gücü geçirmiş bir cumhurbaşkanı olarak. Bakın tüm gücü dedim altını üç defa da çizerek tekrarlıyorum. Böyle bir cumhurbaşkanı tüm partilere, tüm siyasi gruplara eşit mesafede olsun, herkesi kucaklasın, Türkiye'yi bir barış, Huzur, mutluluk ve kardeşlik ülkesine dönüştürsün. Kendisi de devletsin diye ummuştum. Şunu sormak istiyorum Ancak size. Ancak bugüne kadar maalesef bu olamadı. Kanal İstanbul projesinde 500 bin konut inşa edilecek. E, yoksulluk sınırını da göz önünde alırsak e, Avrupa ülkeleri de aslında Kanal İstanbul projesine iştahı bir hali kabarmış durumda. Projede kimler oturacak? Hangi anlamda efendim? Yani Avrupa ülkelerinde e, şimdi söylüyorum ya işte azgeli ücretli bakın, çalışan rant bir olan insan, yere. Bakın, rant olan yere. Çünkü Erdoğan geçtiğimiz günlerde hizmet veriyoruz demişti ama e, Kanal İstanbul projesi nasıl bir hizmettir? Efendim bunun hizmetle ilgisi bence yok. Niye yok? Ancak yeni rant alanları, yeni yerleşim alanları, yeni AVM'ler ve benzeri binaların olduğu e, bir kanal söz konusu. Su kanalı. E buradan da sözde 50 bin, 60 bin civarında her yıl gemi geçeceğini ve 1,5 milyarla, 5 milyar dolar arasında değişen gelirler elde edileceği öngörülüyor. Ancak yani ben buradan sesleniyorum. Ne olur birileri söylesin. Siz bedava geçeceğiniz bir kanal varken, doğal kanal neden 50 bin ila 130 bin dolar arasında değişen rakamlar ödeyerek, üstelik de yolu 30 kilometre daha arttırarak neden, neden oradan geçsin bir gemi? Mümkün değil ama daha da önemlisi, bakın şunu da lütfen Özge Hanım net söyleyeyim. Ben Türkiye'nin güvenliği açısından da önemli. Şimdi bakın e, orada bir ada oluşacak, sonuç olarak ada oluşacak. Adalar, adaların korunması kolay değildir. Üzerine 8 köprü planlıyorlar. 8 köprünün dışında deniz kalıyor sadece ulaşım için bir savaş ya da tehlike vukuunda Türkiye'nin orayı yani askeri anlamda tahkim etmesi, desteklemesi bile zorlaşacaktır. Artı Möntre Anlaşması'nı siz delik deşik ediyorsunuz bu kanalla. Möntre Anlaşması size verdiği yetki burada başka bir kanun olmadığına varsayaraktır. Şimdi yarın Amerika derse ki ben savaş gemilerimi belli tonajdan fazla geçiremiyordum Boğaz'dan ve Karadeniz'e çıkamıyordum. Şimdi buradan geçmek istiyorum bana müsaade et derse nasıl hayır diyeceksiniz buna daha da devam ederek ben savaş gemilerimi deniz savaş gemilerimi çıkarıp Karadeniz'de Romanya Bulgaristan gibi herhangi bir NATO ülkesinin kıyılarında bir konuşlandırarak orada deniz üssü kurarsa biz Karadeniz'i e, karşısında bir Rusya tehdidi her zaman vardır. E, bir de Amerika tehdidi olmayacak mıdır Karadeniz'de? Yani ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bu bakın asker, emekli askerler ve diğer e, bu konuda uzmanların da ifadeleri bu yönde. Şimdi böyle bakıldığı zaman tepeden tırnağa yanlış düşüncelerle atılan bir adımdır ve hiç gereği yoktur diyorum. Niye? Bakın Amerika'nın dünyada donanmasını sokamadığı tek deniz Karadeniz. Ama bu İstanbul kanalının yapılması halinde çok rahat bir şekilde odan istediği tonajda, istediği miktarda gemiyi Kapıyı açık bırakmış oluyorsunuz. Tabii ve siz onu diyemiz, buradan geçemezsin diyemeyeceksiniz. Montreux'de diyorsunuz. Çünkü bakın anlaşma gereği şu tonaj, şu uzunluğun dışında gemiler buradan geçemez diyorsunuz. Savaş gemileri başta olmak üzere. Şimdi böyle olunca ya Türkiye'nin güvenliğini ve mevcut elindeki imkanları riske atmanın ne anlamı var? Karşılığında da hiçbir şey gelmeyeceğini çok net bir şekilde görmemize rağmen üstelik de. O yüzden diyorum öncelikler sırasında Kanal İstanbul ya da İstanbul kanalı bana göre 100 önceliğin içinde 99. bile değil. Ben çok merak ediyorum. Birileri çıksın, hay 22. sıraya koyabiliriz desin ve bana bu limsel yöntemlerle, Türkiye'nin menfaatlerini de anlatan biçimde bunu kanıtlasın. Tebrik edeceğim, alkışlayacağım o kişiyi. Peki kanal projesi... E... Yerine neler öngörebilirsiniz siz? Neler yapılabilir Türkiye için? Efendim Türkiye için yapılacak o kadar çok şey var ki Türkiye'nin öncelikli sıralamaları var, problem sıralamaları var. Birinci sırada Türkiye'de enflasyon işsizlik var. Çok ciddi oranda işsizlik var. Türkiye'de üretim yok. 15 yıldan beri Türkiye üretmiyor. Üretmeden Türkiye'den bir toplumhane geldik. Neden? Efendim ithal eder, yapmasak da üretmesek de nasıl ithal ediyoruz politikalarıyla bugünlere gelinildi. Şimdi Türkiye'de neler yapılması gerekiyor? Üretim ekonomisinin çok acil başlatılarak yeni istihdam alanlarının yapılması, bu istihdam alanlarında da yeni, e, e, yani şu anda işsiz teorik olarak 4,5 milyon falan deniyor. Aslında gerçek işsizlik 7,5-8 milyon civarında. Dolayısıyla... E, dünya rekoru neredeyse kırmaya başladığımız bu işsizlik oranını düşürmek için üretim ekonomisine girerek yani iş sahaları açarak varsa paramız, ekonomik gücümüz iş sahaları açarak önce işsizliği çözeltecek ve üretimi arttıracak bir politikayı süratle devreye sokmamız gerekiyor. Bunun da ötesinde Türkiye'de bakın kadınlar ikinci, üçüncü plana itilmiş durumda. Kadınlar iş hayatında yoklar olanlar da çok küçük sayıda bir oran toplam kadının içinde. Şimdi bakın bakıyoruz Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde ancak 28'lerde. Oysa gelişmiş batı ülkelerde kadınların iş gücüne katkı payı 65-70'lere kadar çıkan ülkeler var. Hani bir İran gibi beğenmediğimiz belki de ülkelerde bile kadınlar yüzde 60-65 oranında iş gücüne katkı sunuyorlar. Demek ki Türkiye'de kadınların da süratle siyasi, ekonomik ve birçok alanda devreye girerek ülkenin kalkınmasına daha çok katkı vermesi gereken bir sürece girmemiz gerekiyor. Şimdi Suriyeli e, mültecilere şu ana kadar 40 milyar dolar harcadık diyor Sayın Cumhurbaşkanı. İlk bakışta ne güzel falan denebilir. Oysa Türkiye'de 12 milyon emeklimiz var. Bu 12 milyon emekli yani ayın 15'inden sonraki günlerini parasız pulsuz geçirerek son derece zor durumda yaşayan bir kitle. Asgari ücret de olduğu gibi. Şimdi böyle bakıldığı zaman Türkiye'nin önceliklerinde çok şey var. Ama İstanbul kanalı projesi 99. sırada bile değil. Israrla söylüyorum bunu ve herkese de bu konuyu tartışmaya hazırım. Daha detaya girerek şu anda zamanımızın kısıtlı Türkiye. olduğunu düşünerek kısa Ama özeti bu. Türkiye'nin güncel konularından birisi de Libya tezkeresi. Aa, Bugün evet, Hafter güçleri yine bir saldırı düzenledi ama siz Libya konusunda yine neler söylemek istersiniz? Efendim Libya konusu yine şu an hemen şunu altını çizerek söyleyelim. Libya hükümeti Saraş'la yaptığı anlaşma doğru bir anlaşmadır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz haklarını ki neredeyse elimizden çıkıp gitmişti. Yine bu hükümetin başarısız politikaları sonucu son 6-7 yılda güvence altına almış olabilir. Bu anlamda doğru bir adımdır ve Libya ile yapılan bu anlaşma o koordinatlar içerisinde bizim oradaki doğalgaz ve petrol haklarımızı güvence altına almış gibi görünüyor bugün için. Bir koşulu var. Eğer Hafter, şimdi General Hafter ki çok az kaldı biliyorsunuz imzalamadan gitti. E, anlaşmayı, barış anlaşmasını arkasında e, kimlerin olduğu malum. E, şimdi böyle bakıldığında... Kimler var arkasında? Efendim. Kimler var arkasında? Vallahi, e, şimdi <laughs> Hafter'in e, Amerikan pasportu olduğunu biliyoruz. <laughs> Amerikan vatandaşı. Ama Rusya'nın e, daha çok şu anda egemenliği altında olduğu söyleniyor. Yani her iki tarafa da bir biçimde tabi görülüyor. Çeşitli perde arkası nedenlerden dolayı. Şimdi biz anlaşmayı kimle yaptık? Saraç'la. E, Saraç, Libya'nın sadece yüzde altılık bölümünü şu anda güvenliğin içinde tutuyor. Ee, diğer bölümü yani Petrokuylar'ın olduğu, ordunun daha büyük olduğu ve çok geniş bir alanı e, hakim olan Dafter karşısında hatta malum biliyorsunuz çarpışmalar da devam ediyor. Tekrar başlama ihtimali bile var bu durumda. Şimdi Libya adımı doğru adımdır ancak Akdeniz politikalarımız ta Kıbrıs'ta o yes annem. Dönemlerinde Rauf Denktaş'ı maalesef, Rauf Denktaş'a sırtımızı dönerek Rumların tarafında adeta bir karar alınarak referandumdan hayır çıktığına rağmen biz Rumları bir an dolaylı yönde desteklemiş olduk ve sonuçta Kıbrıs şu anda ne oldu Güney Kıbrıs Mısırla Yunanistanla ortak bir anlaşma yaparak Akdeniz'de arama faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Biz bir anda dışlanmış olduk. Zaten bu Libya'da yaptığımız anlaşma da bu dışlanmanın sonucu elimizden imkanların kaçtığını görmemiz halinde acilen gidilip süratle yapılan bir anlaşmaydı oldu. Libya şimdi şu anda ne olabilir bundan sonra? Belki bunu düşünmek lazım. Şimdi savaş başlayacak mı? Yoksa ateşkes tekrar imza edilme aşamasına gelecek mi? İmza edilirse kim egemen olacak? Yani Sarraç mı, Hafter kuvvetleri mi yoksa ortak bir e, yönetim mi? Bakın neden Libya diye sormadınız? Ben söyleyeyim. Şu anda Libya'nın elindeki doğal gaz ve petrol rezervlerinin toplam değeri 6 trilyon dolar. Daha da ilginçini söyleyeceğim. kaddafin'in yine bizim de maalesef yanlış politikamızla işte linç edilip yok edildiği süreçte Kaddafi'nin paraları biliyorsunuz Avrupa ve Amerikan bankalarında donduruldu ve hiç faizi işletilmedi. Halen bugün öyle geliyor. Yapılan hesaplamalara göre Hafter ya da Saraç hangisi devralırsa yönetimi 200 milyar dolarlık o fonu yönetme imkanını elde edecek. Kısacası Libya'nın geleceğinde dehşet bakın 48 milyar varil petrol düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz bir şey bu. 6 trilyon metreküp doğalgaz bu Libya'nın rezervleri. Buradaki yeni kurulacak sistemde bu imkanlar Libya'nın korkunç bir zenginliğe doğru gitmesini sağlayabilir ama arkasında Fransa, İngiltere, hepsi bütün ülkeler o pastanın bölüşümüne ilişkin altyapı hazırlıkları içerisinde şu anda. O anlamda Libya'nın geleceği önce ateşkes sağlanıp sağlanamayacağı sonra da kimin ya da kimlerin yönetimde söz sahibi olacağına bağlıdır. Ama Türkiye attığı bu son adımla yani anlaşma adımıyla doğrudur, doğru yapmıştır. Umarız ki bu anlaşma boşluğa düşmez. Çünkü Hafter ne dedi? Ben dedi e, Trablus'u elime geçirirsem dedi anlaşmayı yırtıp atacağım dedi. Geçirebilir mi sizce? E, şu anda sınırda. Yani bir iki kasabayı aldığını duyduk ama evet. durdular. Neden durdular? Rusya dikte ettirdi. Dur dedi. Ateşkes başladı. Ama imza atmadan kaçtı Moskova'dan. Şimdi böyle bakıldığında Hafter niye gitsin? E bakıyoruz Hafter'in uçağı da Rus uçağı. Falcon tipi bir Rus uçağıyla geldi oraya. Kim bu uçağı verdi Moskova'ya gelmesi için? Ve sonra nasıl aynı uçakla Libya'ya döndü? Bütün bunlar soru işaretleri. Yani gündemde aslında konuşulmayan perde arkası gelişmeler. Önümüzdeki süreçte daha iyi anlayacağız bunu. Ama Türkiye ne yazık ki Kaddafi biliyor musunuz? 2010'da Türkiye ile anlaşma yaptı. Or doğalgaz, petrol ve benzeri konularda ortak işbirliği anlaşması yaptı. Eğer 2011'de katledilmeseydi, NATO'nun da desteğiyle bizim de dolaylı desteğimizle belki o gördüğünüz az önce bahsettiğim o bütün büyük servet belki de Türkiye ile birlikte Kaddafi'nin beraber götüreceği büyük bir zenginlik olacaktı. Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal Abdoloğlu stüdyo konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyorum ben size öncelikle. Ben teşekkür ederim bizi ağırladığınız için. Gerçi daha konuşacağımız bir dizi konular vardı ama zaman sınırlı anladığım kadarıyla ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. TBM ailesine.